Selamlar herkese. Hançer ben. Medieval Dynasty maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Yollardayız. Amcamızın, babamızın, arkadaşının peşine düştük. Haritada hiç gelmediğimiz yerlere geldik. Şöyle bataklık gibi bir şey var. Buraları keşfedeceğiz arkadaşlar. Enteresan lootlar bulabiliriz. Ve bu quest'i alacağız. Epey bir uzun süren quest bu. Bir noktada başlamak gerekiyor. Bakalım. Bataklık. Muhtemelen buraya bile base kurabilirsiniz oyunda ama en az tavsiye edeceğim yer muhtemelen burası koca oyunda. Hiçbir şeye benzemiyor. Bataklık evi kurmak istiyorsanız, Shrek olmak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Ama çok da şahane değil. Bakalım geldik sayılır. Kesinlikle buralarda loot vardı hatırlıyorum. Bulabilecek miyiz herhangi bir şey? Hoppa görmedim. Kafama vurdu. Görmedim. Ne kadar çok yaban domuzu var etrafta. Ele geçirmişler bataklığı. Çete. Halen peşimde. Bulamadık bir şey. Orada muhtemelen lootlar vardı. İnternette bu arada haritası var oyunun, interaktif haritası. Bütün lootların yerini vesaire görebiliyorsunuz. Ama kullanmıyorum. Rastgele şans eseri denk gelmek çok daha keyifli benim için. O yüzden bakmayacağım. İlk sezon arada sırada bakıyorduk galiba. Şimdi geldik. Sambor. Kayboldun sanırım. Genç diyor. İşte rahatsız etmek istememiştim diyorum. Bu arada benim gözlerim farklı renk arkadaşlar. Annemden ya da babama çekmişim. İki gözüm farklı renk. Gözlerime baktı. Aa sen bilmem ne oğlu musun diyor. İşte Unigos'ta konuştuk. Diğer köydeki adam. İşte ekibin bir parçası mısın sen vesaire. Çete mi işte vesaire. Arkadaşlar bu quest'i hiç sevmiyorum. Adam böyle çok gizemli bir adam. Çok gizemli adam böyle geyikler yapıyor, şeyler yapıyor. Ve saatlerce konuşuyorlar. Böyle troll tarzı çok enteresan bir adam. Bunu okumayacağım. İlk sezon okumuştuk ve hiç umurumda olmamıştı. O yüzden pas geçiyorum. Özet geçmek isteyen varsa yorumlarda bir iki cümle de paylaşabilirse şahane olur. Ama okumayacağım çünkü canım sıkıyor quest. Kil kazmamı istiyor bu arada. Sonra şey diyecek. Odun kes diyecek. Böyle enteresan questler çıkacak. Bakalım. 7'deymiş küreğimiz. Gelmişken kileri de kazalım. Değerlendiririz. Bu bölüm kışı bitireceğiz. Zaten akşam olacak yavaştan. Son günde erken uyuruz ve ilkbahara hızlıca adım atarız. Köyde ufak tefek sıkıntılar görüyorum sol üstte. Yemek bitebilir. Halen lahana yedirtiyorum. Şunları toplayacağım. Şunlar şahane. Garip geyik şeyi diyor oyuncağı. Bunları köye arkadaşlar, çocuğu olan karakterlerin evlerine dekorasyon olarak bırakacağım. Böyle masalar koyup çok tatlı oluyor. Şunlardan toplayabilirsiniz. Epey bir var burada. 8-10 tane var en az. Kendimiz craftlayabiliyor muyuz? Onu bile bilmiyorum. Ama şunların hepsini topluyorum. Köyde çok tatlı dekorasyon olacak. Alta basarak görebiliyor mu? Ah, buradalar işte. Gerçekten yorumlarda özet geçebilen olursa bunu sabitlerim o yorumu. Merak edenler de anlamış olur. Neler döndüğünü. Hepsini lootladım. Tamam, yeterli bence. Hoppa. Topladım. Şimdi hikayeni bitir diyor. Anlatmaya devam ediyor, geyik yapıyor. Çok uzun. Çok uzun bir hikaye. Of. İşte bu yüzden okumuyorum arkadaşlar. Türkçe olsa bile okumazdım. Sonunda. Yumruk sandviçi
götür diyor. Yumruk değil de böyle yumruğun üstündeki kemikler, knuckle. Götürmüyorum, bu quest hiç umurumda değil. Şöyle ben köye döneceğim yavaştan. Çünkü şu yoldan hiç geçmedik. Orada belki lootlar bulabiliriz. Susuzluk ve açlık başladı köyde. Hayda. 5 bölüm hatta 10 bölüm önce doldurduğumuz kovalar sonunda boşaldı. 20-30 tane kova var. Şuradan gidelim hatta. Base'de onları hızlıca su dolduracağım. Yemek olarak da muhtemelen biraz daha et topladılar. Onları pişirelim, koyalım. Yemek açısından yetişememeye başladık gibi bir his var içimde. Ya da sattığım için de olabilir. Ama acıksınlar istemiyorum. Moralleri düşüp duruyor çünkü. Ve bu yoldan hiç gitmedik. Bakalım neler bulacağız. Baltamızı alalım elimize. Etrafa bakınıyorum. Enteresan. Böyle göl öbeği hiç yok oyunda. Şu çok nadir bir şey. İçinde hazine falan yok değil mi? Ne bu? Taşmış. Bir an inandım. Excalibur'u bulacağım zannettim içinde. Ama o tarz göletler pek yok oyunda. Bu bölüm ne yapacağız onu düşünelim şimdi. Strateji olması mantıklı kafamızda her bölüm için. Çok etrafı gezmek istemiyorum. Çünkü questlerin büyük bir kısmını bitirdik. Bu sezon yapabileceğimiz. Ben bir tane ev yapmak istiyorum. Çünkü ilk barda iki kişi daha alacağız. Sonunda galiba çocuğum gelecek ve biri daha hamile, iki çocuk gelecek. O anneler çalışamayacak. Şu nehri takip edelim. O yüzden iki kişi daha alacağım. Onlara bir ev yapalım hızlıca. Köye vardığımda. Onun haricinde de yemekleri sattık geçen bölüm. Pek param. Para kasamam yemeklerden. Şöyle sahil şeridinden gidelim mi? Loot oluyor çünkü. Bir şey yok. Neyse. Başka? Aynen. Tarlaları fullediler diye düşünüyorum. Direkt ekmeye başlayacağız ilk barda. Ne bulduk? 7 tane tuz. Çok gereksiz. Bir tane plank, oley ve 3 tane beetroot. Tohum, o da çok gereksiz. Aynen. Bir tane ev koyabilirim. Hatta iki tane koyabilirim. Aslında kışın sonunda koymamalısınız. Çünkü kışın sonunda hesaplama yapıp yılın başında vergiyi hesaplıyor. O yüzden şimdi koyacağım. Her bina için vergi ödeyeceğim. Aşırı mantıklı bir davranış değil. Bu arada vergiyi hatırlamak beni birazcık üzdü. Geçen sene 500 mü ödemiştik? Minimum 1000 ödeyeceğiz, onu biliyorum. 1500. Belki 2000'e bile çıkabilir. Göreceğiz. Bir yerde yazıyor mu bilmiyorum. Vergi ödeyeceğiz. O yüzden para biriktirmem güzel oldu. Fakat şu anda çok para yaratacak şeyim kalmadı. Belki tahta topladılarsa onu bir. Kütük vesaire yapabilirim. Kova yapabiliriz, o tarz şeyler. Ama hasadı beklememiz gerekiyor. Bütün yatırımımız şu anda tarlada gibi. Benim karakter de çok acıktı. O ne yapıyor? Çıldırmış. Balık tutuyor. Soğuk be. Soğuk gerçekten. Donmuş gölde balık tutuyor. Uyuyabiliyor muyum? Daha çok mu erken? Çok erken galiba. 2 dakikası var. Okey. Yemek pişirelim hızlıca. Çünkü erken uyumak istiyorum çok. Akşam takılmak istemiyorum. Kışı atlatalım bir an önce. Yemekleri alalım.
Yine 100 tane birikmiştir en az. 175, süpersiniz. Bu sefer yemeğe dönüştürmeyeceğim. Bam diye pişireceğim. Kurutulmuş etle doyuruculuk arasında farkları var mı? Onu bir anlamaya çalışacağım. Normal et arkadaşlar artı 2 doyuruculuğu var. Kurutulmuş etin artı 5. Pişmiş etin kaç? O da artı 5. Değişmiyor. Pişir gitsin. Hepsini kurutup da koyabilirsiniz. Ama zaten yiyorlar. Bozulmuyor. O yüzden problem yok. Bu arada aşktan ölüyorum gerçekten. Ne oluyor bilmiyorum. Bayılıyor mu karakter? Biraz daha çıkırsa. Şunları yedim. Şunları biraz yedim. Kalanı koyabiliriz. Hoppa. Onu çözdük. Şimdi kovaları suyu içtikten sonra buraya bırakıyorlar. Hemen kovaları alalım. 19 tane kova. Biraz yıpranmışlar. Problem yok. 20 tane kova. Dolduralım. Mesela çeşmeye bir kişiyi eklerseniz bu işi yapıyor bütün gün. Ama gerek yok. Craft deyip 22 kovayı anında fulluyorum. Bir yıl götürecek bizi yine. Ama kalabalıklaştık şaka maka. Kalabalıklaşmaya başladık. Tamamdır. Bunu da bırakırsam. Buraya değil yemeğe bırakmanız gerekiyor. Çünkü yemek içecekler buraya. Ufak tefek detaylar. Nerede kovalarımız? 22 kovayı bıraktım. Bam. Bunu da çözdük. Sol üstten kalkmalı. O da kalktı. Şimdi başka ne derdiniz var? Sevgili halkım uyumadan bunları da çözelim. Şeyleri yoktu. Pickaxe'leri kalmamıştı. Pickaxe. Kütüğüm yok. Kütükleri alalım. Ondan da bir 100 tane toplamışlardır herhalde. Gübre 62 tane. Yakacak bitti. İnanmıyorum. 300 tane mi ne koymuştuk? Bir saniye. Inventory'mi almış olmam lazım. Bitmiş olamaz. 70 tane var bende sadece. İnanmıyorum. 200 tanesini falan yemişler bu kış. Müthiş bir rakam arkadaşlar. Deli gibi kullanıyorlar. O yüzden yalıtım şart. Aslında yalıtım yapmalıyız yarın. Yarın yalıtım ve taşa çevirmem lazım her şeyi. Yoksa gördüğünüz gibi katiyen dayanmayacak şey. Yakacak. Köyde büyümeye devam ediyor. Bence bir dur dememiz lazım artık tahta şeyine. Şundan birkaç tane craftlayayım. Pickaxe. Abartıyorum. 20 tane. Çünkü gitgide tahta yapmaya devam ediyorum. Etmiyorum da bayağı yaptım. Ve umursamıyorum ama çok fark ediyor. Çok fark ediyor. Onu yaptım. Kürek de koyalım şöyle 20 tane. Uğraştırmasınlar bizi. Pisliğe bakar mısınız? Hiç bu kadar pislenmemiştim. Bunları da koyarsak bence kafaları rahat bir süre. 20 tane bundan koydum. 20 tane kürek koydum. Kalkacak mı sıkıntılar? Yes. Tamam, her şeyi çözdük arkadaşlar. Uyumaya hazırız. Bir yıkanayım şöyle, çok pisim. Eve pis pis girmeyeyim, dayak yiyeceğim yoksa işimden. Biraz da su içelim. İşte bu. Şöyle çok gözükmüyor. Zoom yapabiliyor muyum? Gözlerimiz farklı renk. Hikayede de öyle geçiyor. Bakayım. Bu kadar zoom yapabiliyorum. Evet, biraz anlaşılıyor. Sol gözüm mavi. Sağ gözüm kahverengi. Çok iyi. Muhtemelen bir millet toplanıyor burada. İşte bu. Muhtemelen uyutmayacak. Biraz daha vakiti var. 40 saniye. Ne yapabilirim? Şey yapalım. Yalıtım açısından. Şimdi evler.
Baştan başlayalım arkadaşlar. Yalıtım değil de daha taş yapıyoruz. Yalıtıma hiç girmedik bile. Bu evi nasıl şey yapabilirim? Taşa döndürebilirim. Yıkmam mı gerekiyor? Edit var mıydı? Bu arada dekorasyon da var ya. Ha, bunlar yeni geldi. Bunları hiç kullanmadım. Pencereye böyle şöyle çok gözükmüyor. Şöyle yanda durursam belki gözükür. Halen gözükmüyor da panjur vesaire koyabiliyoruz tahtadan. Ama demir bar gerekiyor. Uf, bu çok ileride gelecek. Ya da kütükle tahtadan. Evet, bu güzelmiş. 500 vermeyeceğim şu anda buna. Çok pahalı. Ama dekorasyonlar yapabiliyoruz evlere. İleride bunların hepsini yapacağım vakit bulursam. Ama arzuladığım şey dekorasyon değil, insülasyon ekleyebiliyorsunuz ki Daub denilen şeyden gerekiyor. Bundan craftlamadım. Yapamıyorsunuz. Yıkıp bir daha yapmam gerekiyor anladığım kadarıyla. Edit yok. İnşa et yok. Yıkmanız gerekiyor. Hepsini yıkmak gerekiyor. Ev çıplak kaldı. Çok iyi değil mi? şimdi. Bildiğim kadarıyla en kolay yöntem bu. Tavsiyesi olan varsa dinlerim yorumlarda. Ama o kadar da uzun sürmüyor. Problem değil. Bir dakikalık iş. Bayağı da taşım var. O yüzden halledebiliyorum. Çatıyı da sabaha bırakıyorum. Çatı için şey gerekiyor. Plank yapmam lazım muhtemelen. Bam, uyuyabilir ev sahibi. Güzel. Ev bitmedi galiba. Sol üstte uyarı var. Evsizlik yaşıyorlar. Evden atılmış olabilirler bu arada. Evi yıkınca ben öyle. Aynen evden atılmışlar. Aman. Geri gel. İyi ki gördük. Birden evsiz kalacaklardı yoksa. İyi geceler. Ve kışın son gününe girdik sonunda. Bunu da atlatalım. Şahane bir ilkbahar bizleri bekliyor. Şurada bir şeyler gördüm. Şunu bitirsek mi? Malzemem varken. Ama bitirirsem galiba vergi ödeyeceğiz. Domuz şeyi arkadaşlar bu. Aslında domuz almak çok daha mantıklı. Oyunun başında. Gübre üretiyor. Deli gibi gübre üretiyor. Başka bir şey üretiyor mu bilmiyorum. Karar verdim ya. Ben domuz alacağım arkadaşlar civcivden önce. Bir tane erkek bile alsam yetiyor. Hedefimi koydum. Çünkü deli gibi gübre üretiyorlar. Para veremem gübreye artık. Tarlalar çok büyüdü. Ve burada takılsın bir iki tane. Yeni hedefimiz hazır. Yeni hedefimiz hazır. Bunu bitirmiyorum. Vergi yüzünden. Emin değilim nasıl çalışıyor. Bir tanesini inşaatsız bırakacağım. Belki bitirmediğimi varsayarak, inşa etmediğimi varsayarak vergi almaz. Bir ihtimal, bir ihtimal. O yüzden bıraktım öyle. Ve domuz alacağım. 3000 mi ne? 3500. 2 tane alsam 7000. Hedefimiz bu. Para kasıyoruz. Dekorasyona falan hiçbir şey harcamıyorum. Ve tek bir amacım var. Hatta şurada konuşma yapayım. Herkes dinlesin. Hop. Şunun üstüne çıkalım. Evet arkadaşlar. Gübreye çok para harcıyoruz. O yüzden domuz almaya karar verdim. Sağlam bir şekilde çalışırsanız önümüzdeki aylarda 2 tane domuz alacağız ve kalkındıracağız köyü. Kışı da bitiriyoruz. Kışın son gününe girdik. Hepinize iyi çalışmalar. Keyifli günler. Güzel. O kadar motive edici olmadı muhtemelen ama idare etsinler şimdilik. Ve bakalım parayı nasıl kasabileceğiz. Paracıklar, paracıklar. Evleri de taş yapmaya devam edeceğim. Bu 2 hedef arkadaşlar. Çünkü malzemeden yiyor. Malzemeden yiyor. Bir şey koymuşlar mı? Dünden beri bir şey koymamışlar. Sıkıntı yok. Güzel. Şu evlere bakacağım izninizle.
Evi yıkmak gerekiyor önce bildiğim kadarıyla. Şunu da yıkalım. Bu arada Daub. Daub dediği şey kilden mi yapılıyordu? İnsülasyon. Ona da başlayabiliriz ufak tefek. Ama hiç hatırlamıyorum nereden yaptığımızı. Şuradan yapılıyor olabilir. Buradan. Değil. Buradan. Tabii ki değil. Enteresan. Buradan yapılıyor arkadaşlar. Kil ve kamıştan yapılıyor. Sonra duvara basıyoruz onu. Hayvan yemi de buradan yapılıyor. Şu anda yapmayacağım. Bunu açıyorum. Bunu açıyorum. 10 kil, 10 kamıştan kaç tane yapacak? 60'ar tane kullandım. 60 kamış, 60 kil ki çok fazla malzeme. Umarım bana güzel miktarda verir. Okumadım çünkü. 60 verdi. Oo. Birebir yapıyor. 60 taneyle ne kadar yapabilirim? İnsülasyona başlayalım hadi. Ve bütün evleri bundan sonra yaptığımda bu şekilde yapacağım. Taştan yap, insüle et. Sonra bir sonraki eve geç. Yoksa devasa bir köyü düşünüyorum bu sezon. Yanarız. Yanarız. Bakalım ne kadar gerekiyor. Ne? Bunlar için limestone gerekiyormuş. Kireç taşı mıydı? Tahta için dağıp gerekiyor. Aa, hiç gerek yokmuş. Satarız bunları. Ya da bir tanesini dekorasyon amaçlı şeyi bırakırım. Tahtadan bırakırım evlerden bir tanesini. Olur. Şu ikinci evi arkadaşlar şekil olsun diye tahtadan bırakacağım. Bunu böyle insülasyon yapıyorum. Gördüğünüz gibi böyle değişik bir tarzı oluyor. Yetmeyecek galiba. Yetecek mi? Haydi yetmedi. Çatısı kaldı. Ne gerekiyor çatıya? İleride yaparız arkadaşlar bunlara da. Ama güzel oldu. Tarz oldu. Çok tarz oldu. Bunun için de limestone gerekiyor. Limestone daha kolay. Çok daha kolay. Direkt toplayıcılarımız topluyor onları. Taş toplar gibi. Bir sürü de vardı. 46. Bende de var muhtemelen biraz. O zaman taştan evleri de çok rahat yapabilirmişiz. İlk sezon bunu hiç yapmadım. Hiç yapmadım. Ayıp etmişim. Ve o kadar. Bende hiç yokmuş. Demek ki çok yavaş toplanıyor. Bam. Bu ev şahane oldu. Hiçbir şey yakmıyor bu ev artık. Şurası. Ha, bir saniye, burayı taştan yapmayı unutmuşum. Bam. Geldikçe bunu da yaparız. Ve buradan başlayacağız. Bütün evleri yapacağız. Şunları da yıkmam gerekiyor. Taş yapmam gerekiyor hızlıca. Sarklik yok et. Yine kovacağız yalnız evdekileri. O kötü oldu. Ben şurayı unuttum. Aynen evsiz kaldılar. Çatıyı da... Çatıya izolasyon yapamıyorsun. Çatıyı direkt şey yapmam lazım. Plankten yapmam lazım. Gördüğünüz gibi halen uğraşlı bir süreç bu. Evleri optimize etmek. Bunu yapmazsanız köy yamulur. Köy fena yamulur. Uzun dönemde neden yetişemiyorum? Malzemeler yetmiyor. Moduna girebiliriz. Bunları ertelersem. Burası değil. Birazcık plank yapmam gerekiyor çatı için. Takılmış mı oraya? Şöyle bir çarpalım iki tane. Yoksa denizin keyfini mi çıkarıyor gölün çalışması gerekirken? Şöyle yapsak yeterli olacaktır. Bu arada izolasyon diyorum da yalıtım muhtemelen. İki kelimeyi de kullanıyorum. Insulation. Yalıtım olması lazım Türkçesi. İdare edin. Ve şu binayı bitirelim. Evsiz kalmasınlar kışın ortasında. Bana demirden çekiç verdi. Onu kullanacağım bundan sonra. Şöyle. Bam. İşte bu. Ev dediğim böyle olur. Şekil oldu. Şekil oldu ev. Bu da taştan. Ne kadar fark ediyor bilmiyorum ama bence yarı yarıya bile olabilir yaktığı şey. Bu kadar fark ediyor olabilir. Çok güzel.
Güzel oldu. Bambaşka duruyor. Şu tepesinde yapacağız. Aynen. İlk iki ev şekil oldu. Şuna kıyasla. Hepsi farklı model. Aslında biraz karma yapabilirim. Köy biraz daha enteresan gözüksün diye. Şunları geri eve koyalım. Donmasınlar. Moralleri çakılmış bile. Moral demişken bir bakalım morallerine. Ne alemde köyün. Özellikle işimizin. İşte 4 diyor, 14 diyor. Bazıları 59. Neyden etkileniyor? Biraz daha araştırmam lazım. Efe bas detaylar diyor. Hiçbir şey yazmıyor. Bilmiyorum. Yemek kalitesi olabilir. Ev kalitesi olabilir. Evde birisinin olup olmaması etkiliyor galiba. Çocuğun olup olmaması etkiliyor olabilir. Bakarız. Bakarız bunlara. Tamamdır. O zaman her şey çalışıyor şu anda. Ve Gostovia'ya. Yani gidebiliriz. Elvin'in quest'i var hem de şey var. Şu iki quest'i de bitirelim mi arkadaşlar? Olmadı ben editlerim koşturma kısmını. Ve dur ya domuz alacaktık. Orada domuz nerede satılıyor? Bir soralım. Köylerden bir tanesine. Nerede bulabilirim? Hayvan, domuz. Sadece Rolnica'daymış. Rolnica burası hemen. Ama param yok. Benim Gostavia'ya gitmem lazım arkadaşlar. Questleri teslim edeceğim hızlıca. Gitmişken satabileceğim bir şeyler kaldı mı? Kalmadı muhtemelen her şeyi. Craftladım, sattım geçen bölüm. Yemeğe ellemiyorum. Bir şey yok şu anda. Hasat almam lazım. 62 gübrem kalmış. Hallederiz. Derilerden belki çanta vesaire yapabiliriz. Biraz kütük gelmiş. O kadar. Çok da bir şey yok. Plank yapayım hızlıca. Şuradan girebiliyor muyum? Hoppa kestirme. Ağaçlar da büyüyor. Çaktık bir saniye. Daha çok büyümeleri gerekiyor. Yok, bir an gaza geldim. Birkaç yılı daha var onların. Kalan tohumları da almak istiyorum bu arada. Ama önce domuz. Önce domuz lazım bize. Kilden de... Ha, bunlar çiçek. Bunlar değil. Kilden yapıyorsunuz arkadaşlar vazoyu vesaire buradan. Sonra çiçekle birleştirip dekorasyona çeviriyorsunuz. Güzel oluyor. Bunları da yapabilirim de şu anda o kadar kilim yok. Daha fazla olsa bunlar da çok iyi paraya gidecek. Biz ama şu plankten yaptım. Bu arada bir saniye. Bir hesap yapacağız şimdi. Ufak bir matematik yapacağız. Bir arkadaş yorumlarda paylaşmıştı galiba bundan. Kova yaparsak iki plankten aşağıda yazıyor. İki taneden bir tane mi yapıyor? Aynen. Fiyatı da 30. Şundan yaparsak böyle iksir şeyi gibi. Kovası kutusu neyse. Bir taneden 10 yapıyor. Ama fiyatı 3. Bu çok daha iyi. Doğru demiş arkadaş yorumlardaki. Çok geç okudum ama. Bir taneden plankten 10 tane çıkarıyor. Ve 10 tanesi 30'a gidiyor. Bir plankten 30. Bu iki plankten 30 kazandırıyor. Evet, bunu çok geç gördük. Galiba çok daha mantıklı. Mehmet yazmıştı galiba. 1270 tane craftladım. Tanesi 3'e değil 1,5'a gidecek galiba. Yarı fiyatına. Ama Rolnica'ya gidip bunu satıp domuz da alabilirim. Ama vergiyi kim ödeyecek yılın başında? Bir seçim yapmam gerekiyor. Risk budur. Gidiyorum domuz alıyorum. Vergiyi bakarız. Vergiye bakarız. Bu arada çalıştıracak kimse de yok domuz yerinde. Güya ev yapacaktım. Tamamen şey değişti, planı değiştirdim.
Yani kış bittiği gibi iki kişi çalışmayacak. Yeni insan alacak. Ev yapmadım. Halen yapabilirim ya, vaktimiz var. Ve bir risk alıp gidip domuz alacağım. Param yetecek mi? Yetecek. Çünkü ortada birisi çalışmalı. Bu yeni mi? Evet, refresh olmuş. Bir tane hiçbir şey çıkmıyor içinden. İki tane un, gereksiz lootlar. Atladım. Orak var orada. Bronz. Lafımı geri aldım. Hoppa. Güzel. Kardan adama denk gelmedik arkadaşlar bu kış. Ya da ben görmedim. Pas geçtim. Enteresan lootlar çıkabiliyor onlardan da. Ve yakacak bitti. Galiba ev yapmadan önce taşa çevirmem gerekiyor her şeyi. Çünkü çok hızlı büyüdük. Hızlı büyüdük. Merhaba. How is life treating you? Irmina. My wares never Şimdi disappoint. sana neler neler satacağım. ...1270 tane var. Tanesi 1,5'a gidiyor aynen. Çok iyi. Bitirdik parasını. 4000 paramız var. Bunu da satarsam 5K olacak param. 280 tane şeyim mi var? Of of of. Güzel. Bir saniye, 250 de bundan var. Arkadaşlar ne para biriktirmişim. 2 domuz bile alabiliriz belki. Şimdi miniklerimi alsak, büyüklerimi alsak. Minikleri alınca birkaç yıl sürüyor. Büyütüyorsunuz. 1125. Domuz 2250'ymiş. Ben büyükleri alıyorum. Bilen varsa paylaşsın farkını. Yani küçüğü büyütmeniz gerekiyor. Besliyorsunuz ama onunla uğraşmak istemiyorum. Basacağım parayı. Hiç kasmaya gerek yok. Öncelikle dişiyi alıyoruz. Ve ekleyemiyorum. Çünkü binayı bitirmedim vergi ödemek için. Fail. Yılın fail'ı arkadaşlar. Gelmişken diğer şeyleri de satalım. Satranca döndü oyun. Bunu hesaplamamıştım bu hamleyi. Vergi ödeyeceğiz diye. Bitirmedim. Şimdi şey alamıyorum. Ne yapalım? Buna da bir şeyler satalım gelmişken. Şunları sattım. Tabakları sattım yine. Craftlarız. O adamın da parası bitti. 5200 paramız var. 5200 paramız var. Gidelim hızlıca. Yakacak. Şey yapalım. Bakalım bu insanlara. Wow, wow. Bir saniye. Çok sağlam. İnsanlar gördüm. 3 tane skill'i 3. Bunu almam lazım arkadaşlar. Olurken şahane. Daldan dala Hail, atlıyoruz. friend. Daldan dala atlıyoruz. 23-28 yaşında gel. Başka erkek yok burada. Bütün planlar değişti. Şimdi dönüyoruz. Dönüyoruz. Ulrika'ya bir tane taştan ev yapıyoruz. Domuz yerini bitiriyoruz. Yakacakları koyuyoruz. Sıkıntı yok. Yine pozitif gidiyoruz. En azından parayı kastık. Belki de şey daha mantıklı. Kış bitsin arkadaşlar. Ben bir göreyim ne kadar vergi ödeyeceğiz. Bir ortaya çıksın o. Paramı harcamayayım. Vergiyi ödemeden önce. Birazcık daha mantıklı olabilir bu. En azından parayı biriktirdim. Evet. Planlar değişebiliyor. Sıkıntı yok. Çevik bir şekilde aksiyon almamız gerekiyor sadece. Şimdi yeni evimizi nereye yapalım? Buraya genişledim de buraya henüz kurmayacağım büyük bir kısmını. Diğer tarafta genişlemeye devam edelim. Sırf görsel olsun diye koydum. Ama geleceğim buraya bir noktada. Buraya koyabiliriz bence. Malik Alem nereye yapılıyordu? Burası mıydı? Malik yok, malikanemi yapacağım buraya. Vazgeçtim. Şuraya koyabilirim. Yanına. Büyüğü mü yapalım, küçüğü mü yapalım? Küçük koyalım buraya. Büyük evleri daha dışarıya yapmaya çalışacağım. Yalıtım açısından değişmiyor bunlar. Sadece bir kişi daha alabiliyor. Yani iki çocuk yapabiliyorlar. Bence küçüğü yapmamda hiçbir sakınca yok. Hiçbir sakınca yok. Oyun görmüyorsa sakınca, oyun sakınca görüyor. Neyi beğenmiyor? Oyun beğenmedi. O zaman devam.
buralara yapabiliriz. Şöyle. Bir tane daha. Bir vuruşluk şeyi kaldı, canı kaldı. Bam. Çekicimizin kütük yok. Yeni topladım ama bir 20-30 tane gelmiştir Renas diye düşünüyorum. Kütük yok. Yakacağı da ihtiyaçları var. 55 tane güzel. Okay. Bir kısmını yakacağı çevireceğim hızlıca. Koşturuyorum gerçekten oradan oraya. Gün bitti zaten ya. 30 tane yeter. Otuz değil, dörde katlıyor. 120 tane. Fazlasıyla yeter. Sadece kışın mı yakıyorlar? O da benim için bir soru işareti. Emin değilim. Emin değilim. O stiklere bak. Taşlara gel. Bu arada 300 gübrem var. Bunu da bıraktım. Tamamdır. Gübre sorunu ilk barda çekmeyeceğiz gibi hissediyorum. Yakacak işini çözdük. Şunu bitiriyorum. Bam. Güzel. Ve bunu da bitirelim. Çekiç kırıldı. Arkaya çift pencere atacağım. Manzarası güzel diye. Güzel. Plankim kaldı mı? Kalmadı muhtemelen. No. 48 tane lazım. Başka? Şunları da yapalım. Nişan alamıyorum. Nedense. Evet. Ve halen vaktim kalacak aslında domuzları almaya gidip. Kütük ve kamış da bitmiş. Kamışı alırım. Toplamışlardır. İki tane ağaç keseyim mi arkadaşlar? Şey yok çünkü. Bizim karakterler de kalmadı. Deli gibi topluyorlar ama. Ve halen bende bir sürü kovaydı, şeydi. Itemlar var. Tabak vesaire, çanak craftladım. Onları satabilirim. Ops. Kafama geliyordu son anda. Alıştım artık. Demir baltamı özleyeceğim ya. İlk bölümden beri yanımızda balta. Yeter muhtemelen. Bu arada kıyamıyorum, o kadar çok taş var ki burada. Bu ne yapıyor? Ha, taş topluyor. Tamam. Taşı inceliyor gibi. Kaç saniye bakman gerekiyor taşı toplamak için? Bayağı inceliyor.
Taş olduğuna emin olmak istiyor. Yanlış bir şey toplamayayım. Hançer bana kızar diyor. Ve şimdi kamış. Kamış muhtemelen var depoda. Kışın kamış toplayabiliyor muyuz? Onu da bilmiyorum. Şu anda düşündüm de kışın kamış var mı? Yoksa çok can yakıcı. Muhtemelen var. Bakalım. Az önce aldım, 34 tane daha toplamışlar. Benim hiç kesmeme gerek yok ya. Şeyi. Kamış toplamışlar. Ağaç kesmenize gerek yok gerçekten. Köylülerin en iyi yaptığı şey ağaç kesmek ve avcılık. Yarışamazsınız köylülerle. Özellikle avcılıkta. Bak, bir sürü yemek beliriyor inventörünüzde. Plank'e çevireyim. O yüzden minnettarım köylerimize. Ben de crafting'de ustayım. İşin güzel yanı artık eşimiz olduğu için git vergileri öde diyebiliyorsunuz. Gitmenize gerek yok uzaklara kadar. Ama çocuk yapacağımız için de yollamama ihtimalim var. Yeni çocuk yapmış kadını. Yollara salmayacağım. Evet, taştan bir evimiz daha. Merhaba dedi ve çok güzel bir haber aldık arkadaşlar. House açıldı. En büyük ev açıldı. Malikanemize hazırız artık. Bakayım. Şöyle dana gibi devasa. Bu beni sevindirdi. Kesinlikle bir sonraki bölüm yapacağız. Ama bir sonraki bölüm yapacak çok şey var. Çünkü ilkbahara giriyoruz. İlkbahara giriyoruz. Şu arkadaşı koyayım yeni evine. Şu mu? Bina inşa olmalı. Bitmedi mi? Ups. Şimdi bitti. Hoş geldin aramıza. Şu anda onu çalıştırmama gerek yok. Seni domuzcuya koyuyorum. Çünkü tarım yeteneği hesaba katılıyor arkadaşlar. Şimdi yemler. Hayvanların böyle yemlikleri var. Buraya dolduruyorsunuz. Bende hayvan yemi var. Oyunun başından beri topladığım 10 tane mi ne vardı? Evet. Oraya koydum. Birazcık doldu. Ve gidiyorum. Alıyorum domuzu. Karar verdim. Ve parasız çulsuz kalacağız. İlkbaharda. Ama problem değil. Ya da problem. Göreceğiz, göreceğiz. Büyük riskler alıyorum köyün lideri olarak. Vergi ödememiz gerekiyor. Çocuğumuz yolda. Ve paraları hayvana basıyorum. Ama uzun dönemli çok iyi bir yatırım olacak. Yem olayı biraz sıkacak arkadaşlar. Şimdi de yemi satın almamız gerekecek bir süre boyunca. Ama şunlardan hiç öldürebildim mi? Hadi kaçsın, hadi kaç. Sana vaktim yok şu anda. Tarladan çıkardığımız şeylerle yem üretebileceğim büyük ölçüde. Ama yine arada sırada yem peşinde koşacağız. İlk sezondan çok net hatırlıyorum. Deli gibi gübre gelecek ama. Bu arada yanlış köye geldim muhtemelen değil mi? Tutkuya gelmişim. Az sıkıntı yok. Bir şeyler satarım. Ve bir tane daha erkek de alabiliriz aslında yetenekli. Haydi. Okay. Avcılığı 3. Ya bu kadın da çok iyi. Kadınlar çok iyi. Ben çıkarma ya da avcılık istiyorum. Hamile kalan karakter. Avcılığı 3. Eşimin de... Eşim bu arada çok işler... Bazı karakterler yanlış işlerde çalışıyor arkadaşlar. Bir sonraki bölüm bunları düzelteceğim. Hepsini baştan kovup alacağım. 1 ile çalışmamalılar. 3 ile çalışmalılar. Bayağı mutluluk arttı bu arada. Bir sonraki bölüm yapacağım şeylerden bir tanesi. Şunu optimize etmek.
birle çalışmamalı, 3 olan var vesaire. Yani ne kadar yetenekli adam alabilirsem daha iyi dağıtabilirim bir sonraki bölüm. Avcıda 3 fena değil. Bunu alıyorum. Seni avcı yaparım. Bütün avcılarımız 3 ama değil mi şu anda zaten? 3, 3, 3, 2. Ya bunu da değiştiririz işte, onu avcı yaparız. Okey. Gel bakalım, hoş geldin. 20 yaşında, gencecik. Ben kaç yaşında oldum? Halen 19 arkadaşlar. Büyüyeceğiz. Büyüyeceğiz. Bunu da eve yerleştirelim. Ulrika ile mutlu mesut yaşasınlar. Şimdilik iş vermiyorum. NPC'leriniz nerede? Akşam oluyor. Yoksa eşek mi alacak? Bam, karar değiştirdim diyormuşum. 3750. Domuz alacağım. Çünkü domuz bize para getirecek arkadaşlar gübre sayesinde. Eşek getirmeyecek. Aman da ne güzelmişsin sen. Bakalım. Hayvan yemeği burada satılıyor. Ben ne istiyorum? Şöyle tabak çanak satacağım. Tabak. Hepsini sattım. 500 geldi sadece. Şunları sattım. 300 de oradan geldi. 6000 paramız oldu. Vay be. Şimdi gecenin bir yarısı domuz almaya gidiyorum. Son görevim olarak. Eşek şeyini yapmadım bu arada. Alamam zaten şu anda. Çünkü ya evimin içine yapmayı düşünüyordum da onu da fikrimi değiştirdim arkadaşlar. Evin içinde o kadar güzel olmaz ve malikane dediğimde yani büyük çene bir bahçe yapacağım da bokunu çıkarmayacağım, affedersiniz. O yüzden farklı bir kısmına yaparız. Hatta hayvanları koyduk ya, onun karşı tarafına, deniz kısmına ahırı koyabiliriz. Güzel olur. Yeni evi yaptığımız yer. Oraya inşa edeceğim. Fikir değiştirdim. Buradaki killeri çok toplamak istiyorum ama başka zaman yaparız. Uyumadıysa domuzları alalım. Ve ilkbaharda gübre basmaya başlasınlar. Bizim köye fast travel ekleyebiliyor muyuz acaba? Ekleyebilsek güzel olur. Çünkü köyler arası okey de kendi köyüme dönmek istiyorum neticede. Şimdi uyudun mu? Ha, buradan alabiliyorum. Ona gitmeme gerek yok. Dişi alıyorum. Böyle seçiyorsunuz. Bam. 5 domuz koyabiliyorsunuz ama bunlar çocuk yapacak. Doğru aldım değil mi? Erkek al, çekil. Yol ver. Bir tane öldü mü bu? Yok, uyuyor. Bir tane de erkek alıyorum. Yes. Ve halen 1500 param var. İşte bu. Satacak hiçbir şey kalmadı. Yapacak pek bir quest kalmadı. Ve kışı verimli bir şekilde geçirdiğimize inanıyorum yine. Ama biraz daha büyüttük köyümüzü. Onun haricinde sonunda hayvan alabildik. Hayvancılığa bulaşacağız ki engebeli bir yol olacak arkadaşlar. Çok hayvan alacağız oyun boyunca. Ve şimdi almamın diğer bir nedeni ise ya mevsim sonunda ya da yıl sonunda hayvanların çocuk yapma ihtimali var. Hangisi hatırlamıyorum. Şimdi hem mevsim sonundayım hem zaten yıl sonundayım. O yüzden bir ihtimalle bir tane çocuk yapacak domuzlar. Havadan böyle kaç, 1250 mi ediyordu çocuk? Böyle bir kar edeceğiz. Bakalım çocuk yapacaklar mı? O yüzden aldım, yerleştirdim şimdi. Aktif bir şekilde bir insana da koydum, çalışıyor. Yani bir sıkıntı yoksa uyuduğumuzda şey gelebilir, çocuk yapabilir. Bakalım gitmeden. Bixty, problemin ne? Görev vermemişim. Sadece gübre üretiyorlar arkadaşlar. Sadece gübre. Bakalım. Yüzlerce üretecekler umarım. Her mevsim. Ve uyuyabiliriz sonunda. Verimli bir yılın daha ardından
Ellerine sağlık hepinizin. İlkbaharda görüşmek üzere. Herkesi tarlalara bekliyorum. Sen, bu ne? Presbord depresyona mı girdi? Seni de bekliyorum tarlaya. Evim nerede? Burada. Evet, bebeğimiz geldi. İsim seçiyoruz. Erkek oluyor diye biliyorum bu oyunda sadece. İleride update'le kız da getirecekler diye okudum. Yazmama nedense izin vermiyor. 8000 tane isim sunuyor onun yerine bize. Wolfram şahane bir isim. Wolfram gidebilirim. Bakalım havalı ne isimler var. Geç. Rudolf. Radagost. Of. Şahane. Ama Radagost çocuk ismi değil böyle. 60 yaşında bir böyle boss ismi gibi. İlk sezon Otto'ya laf etmiştim. Yine ediyorum. Geç. Bakalım bakalım neler var. Leonard. Fena değil. Ludwig. Olabilir. Olabilir. Helmut, geç. Gottfried, of şahane isimler. Gottfried koyacağım galiba ismini. Gerald koyabilir. Klasik Edward gidebiliriz. Çok fazla isim var. Çok fazla opsiyon. Bugüne gelmek için bayağı kastık arkadaşlar. Çok aradayım. Geçen sezon ne koymuştum ya ismini? Yorumlara siz de favori isminizi yazabilirsiniz burada gördüğünüz. Bakalım. En çok hangisi like alacak isimlerden? Okey, çok kasmıyorum arkadaşlar. Yeterince kastım. Gottfried koyacağım ismini. Bam. Evet, bebeğimiz geldi. Aa, çok güzel. Ve vergi ödeme quest'i de geldi. Aa, yapacak çok şey var. Bakalım kaç kuruş. 2500 mü? Aa, çok fazla. Çok fazla. Bunları hiç ayarlardan değiştirmedim. %100 hepsi. Kısmadım. O yüzden çok yüksek. Öderiz. 1500'ü var arkadaşlar. Bebeğimiz geldi. Yeni bir mevsime girdik. Yapacak milyon tane şeyimiz var. Tarlalara atmam gerekiyor kendimi. Malikane yapacağım bir tane açıldı. Domuzlarımızla ilgileneceğiz. Ve daha neler neler vergi ödeyeceğiz. Çocuğumuzla uğraşacağız. Hatta quest geldi bile. Burada sizlere veda ediyorum. Çok yoğun bir bölüm bizleri bekliyor. Teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.